Bizler bu ülkenin, bu milletin evlatları olarak ecdadımızı hayırla, rahmetle, minnetle, anmakla mükellefiz. Allah onlardan razı olsun. Bu ülke tarihte çok büyük olaylar, durumlar yaşamış. İstanbul'un fethinde daha önce de kaç defa oraları almak için uğraşlar verilmiş. Tarihçiler konunun detaylarını çok daha iyi bilirler. Ama Yüce Allah Fatih Sultan Mehmet'e orayı fethetme, ona ve askerleriyle beraber nasip etmiş. Kıymetli dinleyenler, gençlerimize, çocuklarımıza, milletimize hakikaten geldiğimiz tarihi süreci ve tarih bilincini kazandırmamız lazım. Bu mirası, bu imkanları sahip olduğumuz, elde edilen bu imkanların kolay olmadığını, kolaylıkla elde edilmediğini ve bunlara sahip çıkmamız gerektiğini yeni yetişen nesillere öğretip, kavratıp onları bu noktalarda duyarlı, bilinçli hale getirmemiz lazım. Yoksa babasının, dedesinin, atasının, geçmişinin tarihine, kültürüne, onların ortaya koyduğu o ruha sahip olmayan insanlar, milletlerin çocukları tarih yapamaz, tarih yazdıramaz ve geleceğe inançla yürüyemez. Bu noktada inancımız, kültürümüz, medeniyetimiz bizim en büyük sermayemizdir. Ve bu bağlamda Yüce Allah'a olan inancımız, onun dini uğruna, onun emirleri uğruna bir medeniyet kurmak, milletimizin, ümmetin, hatta dünya insanlığının kurtuluşu için, refahı için, felahı için, barışı, huzuru, güvenliği için gelecek bizi bekliyor. Bu duygularla hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olunuz. İstanbul'un Müslüman olduğu gündür. İstanbul'un fethi bile demiyor. Bakın, İstanbul'un Müslüman olduğu gün der. Bunu dediği yer tüm karanlığa yiğit direniş konuşmaları diye bir kitapta bunu bahsediyor. İslam tevhidi aslında bir irfan izharıdır. Hakkı izhar, batılı izale etme eylemidir. Çok genele gitmeden Fatih'ten başlamak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda bir şair. O fetihteki gayesini şöyle anlatıyor bakın. İmtisali cahidu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim.